Galata Borsası'nın kuruluşu. Galata Borsası'nın temelleri 1836 yılında Antoine Ducci tarafından Perşembe pazarında bir kahvehanede bir araya gelen tüccarlar tarafından atılmıştır. 1863 yılı borçlanmasına kadar yapılan borçlanmalara ilişkin tahviller sadece Avrupa borsalarında işlem görmüş, Galata Borsası'nda alım-satıma konu edilmemiştir. 1865 yılında iç borçların konsolidasyonu amacıyla ihraç edilen %5 faizli borçlanma tahvillerinin Avrupa borsalarının yanı sıra Galata Borsası'nda da işlem görmesiyle İstanbul, Avrupa'nın finansal merkezleriyle bütünleşmiş bir piyasa haline dönüşmüştür. 1864-1866 yılları arasındaysa Havyar Hanı'nda teşkilatlanan Galata sarraflarının kendi aralarında bir cemiyet kurarak ilk borsayı oluşturdukları düşünülmektedir. 1866 yılında borsanın Komisyon Hanı'na taşınması ve hazırlanan nizamname çerçevesinde faaliyete başlaması nedeniyle 1866 yılı kuruluş tarihi olarak kabul görmektedir. İç borçlanma tahvillerinin alınıp satılmaya başlanmasıyla birlikte borsanın faaliyet alanı genişlemiş ve somut bir biçimde menkul kıymet borsası niteliği kazanmıştır. Ancak Galata Borsası'nın kendi iç kurallarına uyulmasında yaşanan düzensizlikler ve bunların ekonomik hayat başta olmak üzere toplumu etkiler hale gelmesi, düzenli ve devlet kontrolünde olan bir borsaya duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu nedenle Galata Borsası'na Maliye Nazırlığı tarafından bir komiser atanmış, 1873'te ise Dersaadet Tahvilat Borsası'nın kurulması gerçekleşmiştir.